Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de böyle bir video çekeyim dedim sizler için. Bu tatlı şeyleri size göstermek istedim. Şöyle önce şu saksımı göstereceğim arkadaşlar. Bakın buradaki elanlarıma. Çok güzel oldular arkadaşlar bu aralar elanlarım. Şöyle göstereyim yakından. Çok tatlılar, gerçekten çok tombişler. Bakın şurada da bir yaprak düşmüş. Bir bebek yapmış. Muazzam. Burada lal rozlarım var. Gerçekten çok güzel oldu bunlar da. Çok güzel geliştiler. Tabii daha ilkbahar gelmedi. İlkbahar geldiğinde mükemmel olacaklar. Şunlar lovely rose yaprakları. Bebek yaptılar bayağı bir. Arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde bir saksım var. Şu pistachi ve aqualis saksım. Pistachi çok güzel oldu arkadaşlar. Ve baktığım zaman dibinden yeni bebekler geliyor. Bu da değişik güzel bir grafto türü. Yani seviyorum bu türü de. Aqualis'imde görüyorsunuz şeklendi. Stahlim var şurada. Şurada pikrosum var. Çok seviyorum bunu da. Kocaman bir rozet bu arkadaşlar. Renklenmesini görüyorsunuz. Muazzam bir şey yani. Çok güzel. Bu gilvaridim. Çok güzel. Bu kırmızı olan gilva arkadaşlar. Bende iki türü de var. Bir de turuncu olanı var. Onu da göstereceğim size şimdi. Şurada bebeği var. Ve şuralar komple bebek. Arkadaşlar bakın. Her yerden bebek yapıyor. Çok güzel ya. Yani çok seviyorum. Ve kocaman bir kız bu. Aysel'in çiçeklerinden almıştım bunu da. Şurayı göstereyim size. Burada çok sevdiğim türler var. Şu Heart Delight'ın renklenmesine bakın arkadaşlar. Yani kıpkırmızı oldu. İnanın çok güzel renklendi. Zaten görüyorsunuz. Şu Mrs. Richard gelişmeye devam ediyor. Büyüyor çok güzel bir şekilde. Çok seviyorum. Zaten çok edinmek istediğim bir türdü. Ve edindim. Çok da mutlu oldum. Artık yaprakları dolmuş halde arkadaşlar. Şu Little Fairy. Şurada linguasım var. Şöyle göstereyim size. Evet. Buradaki Victor'um artık çiçeklendi ve çiçek açmak üzere. Çok güzel. Şu Opalina. Bu şeker pembesi olan Opalina'm. Evet, Rainbow Candy arkadaşlar. Rainbow Candy de şekerlendi diyecektim. Gerçekten şekerlenmiş de çiçeklendi. Bakın üzerinde pembe pembe çiçekleri var. Çok muazzam güzellikte bir sukulent bu da. Çok seviyorum onu da. Şurada siyonum var. Bu siyonum çok güzel gelişti arkadaşlar. İnanılmaz güzel oldu. Çok büyüdü. Bunu da yeni damladan almıştım. Şu Agavaydus Aquamarine renkleri mükemmel, enfes oldular. Yani doyamıyorum bakmaya, öyle söyleyeyim. Çok güzel. Şu da turuncu gilva arkadaşlar. Bu turuncu olan renklenmesi, şöyle göstereyim, turuncu. Şunun ismini öğrendim. Echeveria elegans albicans diye yazılıyor. Albicans. Çok bebek yapan bir tür arkadaşlar ve rengi buz mavisi. Şöyle göstereyim size. Şurada bir oryonum var. Şurada benim yerli siyonum var. Bu da çok güzel. Bebekleri falan büyüyor. Güzel bir siyon yani. Bu Minimo Blue arkadaşlar. Renklere bakın. Şu tırnakların güzelliğine bakın. Oryelerini sürdü yani. Çok güzel oldu bu kız. Ve büyüdü de artık bilmiyorum. Bunların saksıları yetmeyecek herhalde bu gidişte. Nasıl yapacağım bilmiyorum ama çok güzeller. Renkler mükemmel arkadaşlar. Havalar soğuk ya. Bu benim dev boy perlem. Çok büyük arkadaşlar bu. Yani keşke ölçüsünü gösterebilsem ama elimin içine sığmıyor. Meridyenim,
Kıvırcık güzelim benim. Çok tatlı. Bunu da çok seviyorum. Yani harika bir sukulent. Evet, burada da biliyorsunuz ki Echeverria Carnival. Muazzam bir şey ya. Çok güzel. Şurada küçük minik bir lavim var. Lavi 26. Bu opalinam. Şöyle boyunu göstereyim size. Kadraja bile sığmıyor boyu. Çiçekte arkadaşlar. Ben opalinanın çiçeğini merak ediyorum. Bakalım göreceğim hani nasıl şeyi. O yüzden kesmedim. İki tane çiçeği var bakın. İnşallah baharda göreceğiz. Ya şu renge bakın arkadaşlar. Çok güzel renklendi bu Purple Delight. Yavruları da var şurada. Büyütüyor onları. Şöyle biraz izleyin derim. Çok güzel oldular. Arkadaşlar ilaçladım ben bunları. Onu bitkilacı yaptım. Çok gerekli onu söyleyeyim. Özellikle mevsim geçişlerinde bitkilerin bağışıklıkları düştüğü zaman direkt bit oluyorlar. O yüzden siz de ilaçlayın mutlaka. Şu renklere gelin ya, çok güzel. Evet, Ramilet'ten çiçek açtı. Demiştim size çiçeği çok güzel diye. Bakın, çok muazzam ya, harika bir şey. Ramilet'te kesinlikle edinin arkadaşlar. Renkleniyordu aslında, ama ben de çok renklenmedi. Ama olsun, çiçeği için almıştım zaten. Şu da Echeverria Fabiola. Arkadaşlar çiçeklendi, çiçeklerini açtı. Çok güzel. Yani ben buna aşık oldum diyebilirim. Çiçeklerine bayılıyorum. Şöyle çok güzelsiniz ya. Yerim sizi. Şu renklerin canlılığına. Yani nasıl sevilmesin ki bunlar? Çok güzeller. Şu Sedum Joysom. Arkadaşlar bakın, bu da kızardı. Şurada tırtıl sukulentim var. Spring time'larım hala duruyor. Çiçekleri kesmedim. Tamamen solsun. Öyle keseceğim. Şu Lola'ya benzeyen tür. Hani Derecena. Echeverria Derecena. Bu da çok güzel renklenen bir tür. Echeverria Ester. Bakın arkadaşlar. Yani renkleri mükemmel. Şu Aqualis'im. Şuna bakın arkadaşlar. Çok güzel. Granovia Dotrentalis. Gül içinde gül formunda. Şurası kirlenmiş. Şöyle bakın. Rozetlerin tatlılığı. Yani muhteşem değil mi? Çok seviyorum. Ayrı seviyorum. Gerçekten hepsi mükemmel diyebilirim. Evet, size bunu göstereyim. Pardon. Aeonium Sunburst. Arkadaşlar renklerin güzelliği resmen şov yapıyor. Yaprak kenarları pembe, sarı, yeşil, her renk var ve yani muazzam, çok güzel diyebilirim. Şu Dave Boy Fred'im. Bunlar çiçek açacaklar. Açacak olan türlerim. Şunlar çok güzel çiçek açan kurasulalar. Bakın seni göstereceğim. Çok güzel. Çiçek açtı bir tanesi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size yakından. Ulaşabilirsem. Bakın söylemiştim size, çiçeği pendens gibi. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Pendens gibi çiçeği var. Ve diğerleri de tomurcukta bakın. Bu da Cotyledon Elisa. Arkadaşlar çiçekleri muazzam güzel. Tekrar göstereyim size. Şurada kalanşalarım var. Bunlar da çiçek açacaklar sanırım. Şu sevdiğim gül formunda olan kalanşom yine. Aslında ben hepsini seviyorum. Bakın. Bu da çok güzel oldu. Markus. Bebekleri var bir sürü arkadaşlar. Sağda solda yani. Harika bir şey. Çok güzeller ya. Arze. Bakın nasıl tatlı, nasıl güzel. Çillendi tabii arzemizde. Her yeri bebek dolu. Bu saksıyı dolduracağını düşünüyorum. İlkbaharda inşallah doldurur tabii. Şurada bu Tacitus'un bir türü.
böyle çok bebek yapan, dallanarak büyüyen bir türü. Çiçeklendi arkadaşlar. Bu da çiçek açtığında efsane bir şey olacak inşallah. Şu Blue Apple. Bakın bu Damla'nın hediyesi. Şurada bebekli. Şöyle bir saksı oldular. Çok seviyorum bu türü de. Çok güzel. Barambolt renklendi arkadaşlar. Muazzam oldu. Ve büyüdü de bu çocuk. Allah'ım nasıl güzelsiniz ya Rabbim. O kadar mükemmel yarattın ki bize bu güzellikleri sundun. Sana sonsuz gerçekten şükürler olsun. Çok güzeller. Şu Debi, bakın renklere. Böyle uçuk pembe arkadaşlar. Pembenin en uçuk tonu var ya, o soft, en soft böyle en uçuk tonu. Çok seviyorum onu da. Çok güzel ve kocaman bu Debi arkadaşlar. Büyük yani. Şu güzelliği göstereyim size şimdi de. Bakın Gloria. Şu renklere bakın. Yani bildiğin gül formunu aldı. Şöyle çok güzelsin. Çiçeklendi bakın. Çok güzel oldu. Bundan acaba tepeçeli alsam mı diyorum. Yani bilemiyorum ki. Bakınca da hiç yavru falan verir mi bilemiyorum şu gövdelerden de. Çok güzelsin. Ve ben bunu çok uygun almıştım arkadaşlar bu Gloria'ya. Bakın şurada Verigata olmuş. Bir tane sedumum var. Verigata oldu. Kendi kendine oldu. Bak kırmızıdan Verigata oldu. Çok tatlı ya. Boncuk boncuk. Şöyle göstereyim size bunları da. Mükemmeller. Şunu göstereyim. Echeveria Saigon. Mosmor bir Echeveria arkadaşlar. Çok güzel. Saksıladım bunu. Tabii daha sulamadım. 1-2 gün sonra su vereceğim. Yeni geldi bunlar. Devam edelim. Şurada Lola'm var. Şu perforatanın renginin tatlılığı. Bakın Lola da bebişini büyütüyor burada. Küçük bir bebişi var ve çiçeğini bunun da koparmadım. Merak ediyorum bunun da çiçeğini. Şurada Tütübans'ım var. Çok güzel. Şurada kocaman bir Agovardis'ım var. Çok güzel bu da. Bunu da çok seviyorum. Şu Polydonis'im. Arkadaşlar saksıyı açtılar artık kocaman oldular diyebilirim. Metallica Pearl var. Raspberry Ice arkadaşlar. Bu da benim tontiş mi tontiş biblom. Çok seviyorum bunu da. Yani çok beğenerek aldım. Çok da uygun aldım biliyor musunuz bunu? Çok tatlı ya. Seviyorum seni. Şurada Noble'ım var. Arkadaşlar rengi çok güzel. Çok tatlı bir kız bu da. Şurada pendensim var arkadaşlar. İki tane yeni aynıyom aldım. Onu da göstereyim size. Bu aynıyom Medusa. Renkler muazzam değil mi? Çok güzel. Arkadaki de çok güzel aslında. Superbank. Aynıyom Superbank ve Medusa arkadaşlar. Size şuradaki bir güzelliği göstereceğim. Bakın bu da Blue Mist arkadaşlar. Renge bakın. Lacivert mor. Böyle değişik bir renk aldı. Efsane güzel oldu. Bakar mısınız şu renge, şu tatlılığa? Yani mükemmel oldu diyebilirim. Şöyle devam edeyim. Şurada Green Rose var. Bakın bebekleri kocaman oldu artık. Rozetle ortasına oydum arkadaşlar. Ben bunun kocaman bebekler verdi. Bir sürü bir sürü. Şu kivi renklenmeye başladı bakın. Kenarlardan. Ortası da sarardı. Bu sevda ağacı arkadaşlar. Bu da renklendi. Çok güzel oldu. Bu kocaman oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Yani inanılmaz güzel. Bakın ağaç formunu aldı. Çok güzel. Böyle minik bir ağaç gibi. Çok tatlı. Çok seviyorum bunu da. Çok sevdiğim bir tür. Düşüreceğim şimdi hepsinin ortasına. Bu Aeonium florensis. Bakın şuralardan bebek attı. Çok güzel oldu. Bu
Aeonium sankapım. Sankap da sürekli bebek yaparak büyüyor arkadaşlar. Aeoniumlar gerçekten çok güzel türler. Comixtum. Bakın. Şunu eşim almış A101'den. Ama çok tatlı renkleri. Vera mı artık bronze mi bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Şu tarafa geçeceğim hızlıca. Şu Dusty Rose. Ortasında da su kalmış kızımın. Bakın renginin güzelliğine. Çok güzelsin ya. İnanılmaz güzelsin. Şu lipstick. Bakın harika oldu yine. Burada işte Agovaydız türlerim var. Bunlar fena halde bebek yapıyor. Bakın her yeri bebek dolu Agovaydızların arkadaşlar. Mükemmel bir şey. Şu Dondo, Echeveria Dondo arkadaşlar. Gerçekten dondo gibi yani. Çok tatlı dondiş bir şey. Seviyorum bunu da. Bakın renklendi de. Şu da bir Agovaydız türü. Bunun ortası bir değişik oldu. Bilmiyorum neden. Şöyle devam ediyorum. Şurada Peach Pride Raisin var arkadaşlar. Görüyorsunuz renkler mükemmel oldu. Şu kıvırcık Shaviana Pink. Şu saksımı çok seviyorum ya. İnanılmaz güzel. Bu bir Agovaydız türü. Bu da bir Agovaydız. Agovaydız Dragonfire. Şunun rengine bakın. Muazzam güzel ya. Efsane güzel bir şey. Amestizyum. Bakın. Evet. Echeveria Armstrong. Mükemmel. Yani aşık oldum. Romeo Rubin. Çok güzelsiniz ya. Her biriniz ayrı güzel. Şu da Echeveria. Neydi? Bakın ismini unuttum. Snow Bunny. Evet, Snow Bunny ismini hatırlıyorum. Lila renginde aslında. Tam kameraya mavi gibi yansıyor ya. Böyle lilanın bir tonu. Çok güzel bir tür bu da. Şurada yine değişik türlerim var. Topsy-Turvy'ye bakın. Çok güzel ya. Şunun tatlışlığı. Bebek yapmış. Şuraya yaprak koymuştum. Bir sürü bebek vermiş. Burada değişik türlerim var böyle. Şu Sion. Sion ortasına uydum. Birçok yavru verdi bana. Sion'un bu Big Red herhalde türü. Big Red. Şu benim Afra türüm. Bu böyle ortası dalları pembe olan bir Afra. Ben bunu bonsai yapmaya uğraşıyorum. Sürekli buduyorum o yüzden. Ve Rainbow arkadaşlar çok güzel renklendi. Yani efsane güzel oldu bu kız. Çok beğendim. Seni de çok beğendim yani gerçekten. Burası böyle karışık bir saksım. Şurada tacitus'larım var. Çiçekteler. Göstereceğim onu da size. Şu Oviferum. Şu yapraktan büyüttüğüm Mendoza'lar arkadaşlar. Graptopetalum Mendoza. Çok güzeller. Bunlar da minnak minnak tombik tombik oldular. Bu saksıyı dolduracaklar. Mendozalar güneşi çok seviyor. Yazın full güneşe bırakacağım bunları. Harika olacak inşallah diye düşünüyorum. Evet. Şu letizyam. Renklenmeyen letizyam. Şu ciğer sukulentim. Kıpkırmızı oldu aslında. Çok güzel bir forma aldı. Bakın. Ben bunu çok seviyorum. Böyle bir saksıya da diktim. Daha da büyüyecek inşallah. Ve şurası yeni kızlar. Arkadaşlar hepsini saksıladım. Şöyle porselen saksılar almıştım. Şu Sweet Dumpling. Üzüm gibi olan türüm arkadaşlar. Echeveria Sweet Dumpling. Şu Lotus'um. Echeveria Lotus Cluster. Rokoko. Bu da üzüm gibi böyle değişik bir tür bal renginde arkadaşlar. Bu gelin buketi formunda olan bir siyon. Echeveria siyon. Ya çok güzel. Şöyle baksanıza yani mükemmel. Şu dev bir posidyon. Spotted. Peapod Spotted. Ve Noble'ın minik olan cluster'ı. Çok güzel. Bakın şöyle göstereyim size. Luella'nın Variegatası kocaman bir rozet. Şöyle pembe bir uyumlu bir saksıya diktim.
Şurada yine arkada melakom var. Şurada kaktüsüm. Şu kaktüsüm efsane çiçek açıyor. Size göstereceğim inşallah. Şu da değişik bir kurasula. Bu da çiçek açıyor inşallah açar. Size de gösteririm. Bakın. Dantel kaktüsüm arkadaşlar. Böyle dantel gibi oluyor üstü. Bir sürü bebeği var, görüyor musunuz? Bunu eşim A101'den kaktüs almış bana. Orada tek bir dal düşmüştü. Ben de diktim ve bir sürü bebek yaptı. Tabii sonra saksını değişeceğim inşallah bu kızın. Şurada pembe jellerim var. Bakın. Variegato olmuş gibiler. Şurada sarı sarı çiçek açan sedum. Yılan kaktüslerim var. Bu turuncu çiçek açıyor yılan. Bu da sarı yılan kaktüs. Şu da Echeveria Ranunculata Rose. Gül şeklinde Echeveria. Bu Howarthia türü. Howarthia türü. Şöyle göstereyim tekrar. Çok güzeller değil mi? Harikalar. Bakın tomurcukta olan kaktüslerimi göstereyim. Arkadaşlar çiçek geliyor. Çiçek geliyor. Ezan okunuyor. Bakın. Videomu kapatacağım sanırım. Durdurup sonra devam edeceğim. Evet, ezan bitti. Arkadaşlar bu kaktüslerim de hep çiçek açacak inşallah. Göstereceğim size. Mesela şu Mamillaria kaktüs. Bakın tomurcukları görüyorsunuzdur. Bu böyle tac gibi etrafını komple sarıyor. Mesela şunlar açmak üzere, tamamen açsınlar. Size yine çekeceğim inşallah. Şurada kar topu kaktüsüm var. Şunu göstereyim size ya. Aynı kar topu gibi gerçekten. Çok tatlı. Şöyle çıkarsa. Bakın. Çok güzel değil mi? Çok tatlı. Çok seviyorum bunu da. Bu da çiçek açan bir türü. Pembe oluyor çiçekleri. Bakın o da yavru yapacak sanırım. Böyle kar tanesi, üzerlerinde kar tanesi varmış gibi oluyor. Çok sevdiğim bir tür yine bu da. Burada mesela şu yedeklediğim Green Rose'um. Kocaman oldu bebeği. Şurada bu da Rebutia kaktüs. Pembe çiçekli. Açacak inşallah. Şu kaplumbağa sırtına benziyor. Tombalak bir şey. Bunu da çok seviyorum gerçekten. Bakın şu kaktüsümde de tomurcuklar var. Şöyle göstereyim size. Şurada yine bir Cimno kaktüslerim var. Evet, ne geldim. Burada para ağaçlarım var. Şunu budamıştım. Bakın her yerinden filiz verdi arkadaşlar ve toprağa diktiğim bütün hepsi de tutmuş yani birçok fidem oldu. Bilmiyorum ne yapacağım bunları. Şunu göstereyim size. Çok güzel. Krasula, şirek kulağım arkadaşlar. Bakın bonsai şeklinde. Çok güzel ve renkli görüyorsunuzdur umarım. Yansıyordur size. Renkler müthiş yani. Ve çok güzel form aldı bu. Çok sevdiğim. Bu benim ilk sukulentlerimden. Bu arada. Yani 2 yıllık falan. Bu kocaman oldu. Bana geldiğinde belki de şu kadar bir şeydi. Küçücüktü. Ama form alınca ve büyüyünce efsane oluyor bu kız. Şu bakın para ağacım. Bu küçük yapraklı olan türü para ağacının. Crassula ovata minor. Yani ufak yapraklı olanı. Bu da yine budadım arkadaşlar. Yine filizlendi. Bakın. Şurada Kalanchoe variegatalarım var. Şu kıvırcık para ağacım. Bakın. Renkler artık kendini gösteriyor kıştan dolayı. Çok güzel. Bakın bunlar renk kaybetmişti. Soğuk oldu bu gece herhalde ki yine şuralardan kızarmaya başlamışlar. Yani tamamen soğuk istiyorlar bu kızlar. İkisi de bunun aslında çok güzel türler. Buraya diktim büyüsünler diye. Büyüyorlar çok güzel. Sonradan ayıracağım inşallah. Mesela şunu yine çok sevdiğim bir krasula. Şurada yapraktan yine yapraktan diyorum çeliklendirdiğim türlerim var. Çok seviyorum. Evet, şunu göstereyim size arkadaşlar. Bu benim klavatumum. Biliyorsunuz küçük saksıdaydı. Ben saksısını değiştirdim. Şöyle bir saksım vardı benim taş, beton. Kocaman bir saksı. Bakın buna koydum. Anca bu alırdı çünkü. Çünkü çok fazla bebeği var arkadaşlar. Her yerden bebek yaptı yani. Efsane bir şey oldu bu klavatum.
Şöyle göstereyim. Bakın. Çok güzel yani. Mükemmel bir şey oldu. Şurada veralarım var. Kıpkırmızılar. Bakın. Vera. Bronzeden aynı bronze gibi ama daha bronzenin farklı türü. Kıpkırmızı olan tür arkadaşlar. Vera Higgins. Şurada minik bir pulvinatam var. Kadife güzeli. Şu benim yapraktan büyüttüğüm Echeveria'm. Arkadaşlar buraya da minik saksılarımı topladım, şöyle kasaya koydum. Yağmur gelirse falan faydalansınlar diye. Mesela şu Echeveria Mebina Pink. Şundan Hukumini. Şu favorim olan Echeveria Goose Liver ya da Fat Liver. Bunu çok seviyorum ya. Efsane güzel renkleniyor. Şu Madibam. Bakın bunu yeni aldım. Şunu yakından göstermem gerek size. Çok güzel bir şey bu. Bakın renklere bakın. Yani harika bir şey. İsmini bilmiyorum. İsmi yoktu. Aldığım satıcıda da yoktu. Biliyorsanız yorumlara yazarsınız. Ben çok beğendim bu kızı. Şurada Echeveria Violet Queen. Renklenmesi çok güzel bu türün ve çok güzel büyüyor aslında. İnşallah ben de büyütebilirim. Bununla bayağı bir uğraştım yani. Köklendirene kadar. Echeveria Campton Carousel, bakın. Şu reçelli olan Snow Angel. Şurada Blue Elf var. Renkler efsane ya. Çok güzelmiş. Şu da Crispat Beauty arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar benim miniklerim. Yani minik olanları buraya topladım. Şimdi size birkaç tane de sardunyamı göstereyim. Ben de çiçek, çok kaktüs, sukulent, sardunya. Bakın arkadaşlar, bunun rengi efsane. Ben buna bayılıyorum. Özel tür bir sardunya arkadaşlar. Yapraklarından anlarsınız zaten. Yapraklara bakın, siyah gibi renkli. Özel bir tür. Şeyi de muazzam güzel oluyor. Böyle pembenin tonlarında oluyor çiçekleri. Mesela şurası açık, şurası koyu. Böyle neon pembe. Çok güzel bir tür. Bayılıyorum bunu. Gerçekten çok seviyorum. Şurada bir türüm var arkadaşlar. Bakın çiçek açtı bu. Aynı ilkbahar gibi açtı bunlar. Çok güzel. Bunu da çok sevdim. Sevdim derken seviyorum. Geçen sene de vardı bu bende. 2 yıllık bitkim yani. Yeni değil arkadaşlar bunlar. Şu güzellik. Bu da ortanca gibi büyük rozetli olan bir tür. Yani ortancayı biliyor musunuz bilmiyorum da. Şuna bakın ya. Muazzam güzel. Şu lila rengi. Canan sardunyalarım da tomurcukta arkadaşlar. Bakın. Onlar da tomurcuktalar. Sardunyalarım çok sağlıklı. Gerçekten bakın. Yani yapraklar harika. Bir de ilkbaharla geliştiler. Tomurcukları görüyorsunuzdur. Çok güzel tomurcuktalar ve hepsi bunların çok harika açıyor. Size şu Yunus sukulentimi göstereyim burada. Kocaman bir Yunus sukulentim var. Şöyle Yunusları. Bakın. Yunus balığı şeklinde oluyor bu. Muz sukulentten farklı. Muz benzeri. Aynı köken. Senesio ailesine mensup hepsi. Şu sardunyam da çok güzel, özel bir tür. Angel Wings olması lazım. Çok güzel açıyor. Bu da tomurcukta. Açtığı zaman size mutlaka göstereyim. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar, dikenler tacım coştu diyebilirim. Mükemmel açtı gerçekten. Renkler efsane. Çiçekler muazzam. Bakın. Çok güzel oldu. Şu da benim güzeller güzeli kalanşom tamamen açtı. Renge bakar mısınız? Böyle ateş kırmızısı bir rengi var. Ve bazı çiçekleri verigata gibi değişik. Çok sevdiğim bir tür. Yani bu renkler. Evet arkadaşlar, videomu burada sonlandırayım. Gerçekten çok güzel türlerim var. Çiçek açmalarını sabırsızlıkla bekliyorum. Sukulentler desen efsane güzel. Sizinle paylaşacağım inşallah. Kaktüslerimi de aynı şekilde. Videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ve kanalıma lütfen abone olursanız, destek olursanız çok mutlu olurum gerçekten. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.
kalın. Kanalıma abone olmayı ama unutmayın. Lütfen. İyi günler, hayırlı Ramazanlar herkese.